Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü olan 18 Mart 2022 tarihinde açılıyor. Ulaşımın yalnızca deniz yolu ile sınırlı olduğu bölgede, Avrupa ve Asya arasında İstanbul hariç ilk defa bir köprü bağlantısı kurulmuş oluyor. 1915 Çanakkale Köprüsü 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor. Lojistik ve karayolu taşımacılığını etkileyecek olan projenin zamanla sanayi sektörünü de geliştirmesi bekleniyor. Köprünün yapılacağına dair söylentilerin başladığı 2011 yılından itibaren bölgede tarlalar, imarlı arsalar ve konutlar her geçen yıl değer kazandı. TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin Ekonomist dergisine yaptığı özel çalışma bölgedeki değer artışlarını ortaya koydu. Köprüye en yakın bölgeler olan Gelibolu, Lapseki, Kocaveli, Gazi Süleyman Paşa ve Suluca değer artışlarının en yüksek yaşandığı bölgeler. Köprünün etki alanında yer alan diğer bölgelerde de imarlı ve imarsız arazilerde %100'lere ulaşan fiyat artışı görüldü. En yüksek artışların görüldüğü Gelibolu ilçe merkezinde metrekare başına en yüksek konut fiyatı 2020 yılında 3000 TL olurken bu rakam 2022'de 5750 Türk lirasına çıktı. Lapseki ilçe merkezinde ise 2020 yılında metrekaresi 2650 TL'ye kadar çıkan konutların 2022 değerlemesi 5500 TL'ye ulaştı. Yalnızca ilçe merkezleri değil, kırsaldaki tarlalar da son 2 yılda %100'ü aşan fiyat artışları gördü. Kangırlı bölgesinde 2 yıl önce metrekaresi 100 TL olan tarlaların fiyatı bugün 200 TL'ye çıkmış durumda. Akçaalan'da ise 2021'de metrekaresi 35 TL'ye kadar çıkan tarlalar bugün 80 TL'den alıcı buluyor. Uzmanlara göre Lapseki ve Gelibolu'da büyük parsellerin bulunmaması geniş çaplı yatırımlar açısından bölgedeki en büyük sıkıntı. Buna rağmen Çanakkale Köprüsü'nün etkilediği tüm bölgelerde konut ve arazi fiyatlarını yakın gelecekte de arttırmaya devam edeceği öngörülüyor.